Sofitel Otel Özge ile Kahve Bahane'yi sunar. Ve bahanede yine yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Kalabalık bir masam, iki tane çok güzel kitabım var. Bakalım kimler bugün bizimle kahve içmeye gelmiş. Uyku danışmanı Gözde Zengin bizimle birlikte. Yazar Mustafa Murat Orhan bizimle birlikte. Mustafa mı Murat mı diyeyim? Murat. Murat diyeceğim. Kristal Şifa Eğitmeni Tuna Kamil bizimle birlikte. Merhaba. Ve aynı zamanda psikolojik danışman Şebnem Yılmaz bizimle birlikte. Merhaba. Gözde Hanım, sizinle başlayalım. İlk sizin isminizi okuduk. Uyku eğitimi nedir? Hangi durumlarda verilir? Uyku eğitimi çocuklarımızın kendi başlarına, kendi kendilerine uyuyabilmeleri sağladığımız bir faktördür. Yani bizler nasıl kendi başımıza uyuyabiliyorsak çocuklarımıza da bu beceriyi kazandırabilmektir. Ne zaman kazandırmaya başlamalıyız? 5. aydan itibaren bu alışkanlığı kazandırabiliriz. Burada yapmamız gereken yeni doğan döneminde bunu çok sağlayamıyoruz. Çünkü dünyaya alışma sürecimiz var, gaz problemlerimiz var ya da işte annemizin sürece bağlı olarak sıkıntılar yaşadığı dönemler oluyor. Ama 5. aydan itibaren çocuklarımız kendi kendilerini sakinleştirebilme becerileri kazanıyorlar ve 4. ay uyku gerilemesini atlattıktan sonrasında kendi kendine uyuyabilme becerilerini kazandırabiliyoruz. Peki doğru uyku diye bir şey var mıdır? Bu bebekten bebeğe, anneden anneye göre değişir mi? Yani yoksa bir ideal var mıdır? Şöyle, her bebeğin bu eğitime ihtiyacı olmayabiliyor. İhtiyacı olan bebeklerde nasıl faktörlerimiz oluyor, nasıl problemlerimiz oluyor? Kısa gündüz uykularımız var ise, çocuğumuz sürekli gece boyunca çok sık uyanıyorsa ya da bir desteğe bağlı alışkanlık kazandıysa, burada çok sık sık işte anneyi rahatsız ediyor, sürekli işte uyanıyor. Burada bu faktörü kaldırmak için de desteğe ihtiyacımız oluyor. Bizim gibi danışmanlarımızdan, benden yardım alarak çocuğumuza kendi kendilerine uyumayı öğretebiliyoruz. Peki ne kadar zamanda bir gidiyorsunuz bir çocuk için? Mesela işte haftada kaç gündür, kaç saattir? Online olarak çalışıyorum açıkçası. Evet. Yani her yere ulaşabiliyoruz. Yurt dışı çalışan ailelerimiz çok fazlasıyla var bu yüzden de. 14 günlük bir süreçte çocuğumuzun, sağlıklı çocuğumuz her şekilde öğreniyor aslında bu süreci geçirebiliyorlar. 14'ü aşkın süreçler de olabiliyor tabii. Olabilir. Ki direnç kazanabiliyor ya da işte diş dönemi, atak dönemi gelebiliyor. Burada da yine aileye destek olmaya devam ediyorum. Devam ediyorsunuz. Murat Bey, nasıl yazar olmaya karar verdiniz? Film gibi burada hemen kitabımızda bir görelim. Evet. Bu ilk kitap mı? Kaçıncı kitap? İlk kitap. İlk kitap. Nasıl karar verdiniz? Şöyle, ben aslında daha önce çalıştığım işte çok mutlu değildim. Sevdiğim işi yapmıyordum ya da yaptığım işi sevmiyordum. Bunu artık nasıl açıklamak isterseniz. Ve bir böyle bir mutsuzluk döngüsü içerisine girmiştim. Hal böyle olunca kendimi de hani bu döngüden biraz çıkarmak ve biraz da belki kişisel gelişimimi, o tekamülümü de sağlayabilmek adına sürekli atölyeler, eğitimler, workshoplara katıldım. Ve birçok farklı alanda eğitimlere katıldım ve gerçekten bir iş yaparken, bir eylem yaparken var olduğumu hissettiğim, yaptığım eylemde altında imzamı gördüğüm bir iş vardı. O da yazarlık. Yazmak. Evet. Ve böylece yazarlık serüvenim de başladı. Kitabınızda diyorsunuz ki kötü gün dostu olmak kolay, iyi gün dostu zor. Benim de çok inandığım bir şeydir bu. Evet. İnsanlar bir şekilde sizin kötü zamanınızda, etrafımızda hepimiz zaman zaman görmüşüzdür. Ondan bir haz duyuyorlar çünkü. Sizin düşmenizden, belki hani başarısız olmanızdan. Kötü gün dostu kolay bir şey. Biz hep yanlış öğrenmiş. Esas sizin başarılarınızla övünmek zor bir şey. Siz de bu tecrübelerinizden mi çıktınız yola? Şöyle, aslında şimdi bu benim genel bir kendim, kişisel bir gözlemim de diyebilirim. Şöyle ki, biz galiba acılara, bir başkasının acısına ortak olurken, empati kurarken çok kolay bir şekilde empati kurabiliyoruz. Çünkü acılar genelde daha ortak ve daha bilinir oluyor. İşte Allah korusun bir yakınımızı kaybetmek gibi, bir iş yeri açtıysak bunu işte batırmak gibi vesaire. Ama her nedense mutluluk, bizi mutlu eden bir olay bir başkasında o kadar yankı yapmayabiliyor. O kişinin ajandasında, onun farkındalığında seni mutlu eden şey onun için çok bir anlam ifade etmeyebiliyor. Ya da belki bazen de üzebiliyor. Evet, çünkü o kişinin belki hayatı boyunca ulaşamadığı, ulaşamayacağı
şeyi siz elde etmiş oluyorsunuz ve hepimiz insanız. İster istemez içimizden de biraz kıskançlık geçebiliyor. Ben açıkçası böyle bir kıskançlık hisseden birini hiç yargılamak istemiyorum. Çünkü hepimiz insanız. O da insan bir duygu aslında diyorsunuz. Bu biraz böyle deneme gibi bir şey mi, yoksa bir roman mı, yoksa öykü kitabı mı? Tam olarak nasıl bir şey? Roman bu. Evet, roman. Bir karakteri var ve onun üzerinden anlatıyorsunuz herhalde, değil mi? Aynen öyle. Kimleri okuyorsunuz peki? Mesela kimlere? Mesela ben çok Alain de Botton okurum. Hani biraz sanki o his varmış gibi hissettim. Biraz acaba hani var mı benzerlikler? O da genelde bir karakter üzerinden böyle şeyleri inceler ya. Ben de Alain de Botton, yani kesinlikle net tavsiye edeyim. Harika bir... Benim çok en sevdiğim yazarlardan biri diyebilirim. O ekolden ben de Viktor Frankl'ı yine çok seviyorum. Rollo May'i yine çok seviyorum. Varoluşçu ekolden gelen psikiyatrlar, felsefeciler. Şöyle ki genel olarak tabii roman içerisinde farklı janralar, türler var. İşte buna tarihi diyebilirsiniz, polisiye diyebilirsiniz. Her alanda sevdiğim isimler de var tabii. Mesela... İşte polisiye de Türkiye'de Ahmet Ümit'i mesela. Ahmet Ümit, o da en sevdiğim yerli yazar benim. Tarihi roman dendi mi, işte mesela ben kendim Kemal Tahir'i çok seviyorum. Yani farklı janralarda okumaya gayret ediyorum diyeyim. Peki iyi yazmak için çok okumak gerekiyor mu? Gerekiyordu. Bence cevabı. Yani aynen. Hatta iyi konuşmak için, ağlamamak, ığlamamak için bile çok okumak gerekiyor. İsmim Murat'sa evet. Evet, biraz okumayı biz biraz unutuyoruz. Böyle sizin gibi kıymetli konuklar gelince iyi oluyor. Buradan hatırlatalım. Özellikle çocuklarımıza okuma sevgisi aşılamamız çok 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 önemli. Tuna Hanım, şimdi masada taşlarımız var. Evet. Güzel güzel taşlarımız. Bunlar ne işe yarıyorlar? Sizin bu merakınız nasıl başladı? Şimdi ben bu sene 40. yılımı kutladım. Meslekte 40. yılımı kutladım. Ne güzel, genç ve dinamiksiniz. 40 sene önce felsefe ve psikoloji eğitimleriyle başladım bu sektörde var olmaya. Ondan sonra da spiritüel eğitimlere girdim ve beni en çok çeken dal olan kristallere yöneldim. Çünkü kişisel bir deneyim yaşadım. Aragonit adlı bir taşla bir kişisel deneyim yaşadım. Ondan sonra da hem bir dükkan hem de eğitimler vererek bu yolda ilerlemeye başladım. Peki neden mesela taşlar? Bu taşlar gerçekten varoluşumuzdan itibaren hayatımızda olduğu için mi taşlara yöneldiniz? Şimdi taşların enerjisini anlayabilmek için evrenin tamamında titreşim, frekans ve enerji olaylarına, sözcüklerinin ne anlama geldiğine odaklanmak lazım. Çünkü Einstein'ın dediği gibi her şey bir enerjidir. Madde olarak gördüğümüz şey de enerjinin katılaşmış halidir. Dolayısıyla bu gördüğümüz taşlar da enerjinin ilk seviyede katılaşmış halidir. İlk seviye diyorum çünkü ikinci seviyede bitkiler var, sonra hayvanlar var ve en sonda insan. Tabii insanlar, hatta daha tekamülümüzü tamamlamadık. Üst insan, Nietzsche'nin dediği gibi o üst insan boyutuna da ulaşmak için ilerliyoruz. Hep beraber aynı gemideyiz. Şimdi bu taşları niye kullanıyorum derseniz, tamamlayıcı tıp olarak bunu sunuyoruz. Çünkü geleneksel tıbba baktığımız zaman kişiler aynı zamanda bir tabii ilaçları alıyorlar, kullanıyorlar, tedaviyi alıyorlar. Ama bir korku potansiyeli var olduğu için temelde... Hele ki pandemiyle. Hele ki pandemide bu son iki senedir yaşadığımız bu korku, endişe ve kaygı duygularını dönüştürmek için kullandığımız taşlar var. Hastalıklara şifa veriyor, insanın daha huzurlu olması için... yöntemler öğretiyoruz bunun nasıl kullanılacağına dair ve taşları hayatımıza mutlaka dahil etmemiz gerektiğini ısrarla üstümde söylüyorsunuz. Evet, burada kitabınız var, Kristal Geometri. Evet. İçeride ne varsa dışarıda da o vardır diyor. Şimdi onu da hemen size soracağım ve taş seçmeyi de soracağım. Çok güzel gözüküyorlar hepsi. Şebnem Hanım, eğitim öğretim kurumlarında PDR program içeriklerinde en sık hangi konu başlıkları altında ele alınıyor? Hiç bilmediğim bir şey. O yüzden okudum. Normalde hep sohbet gibi olur. Nedir bu PDR program? Şöyle, öncelikle biz psikolojik danışman olarak geçiyoruz ama
İşin en önemli kısmı öğretmeniz. Yani rehber öğretmen olarak anılıyoruz. Rehber öğretmen olarak anıldığımız için de ister kurs merkezinde olsun, ister eğitim öğretim ortamının diğer boyutlarında, okulculukta olsun, PDR programları kapsamında çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. Nedir PDR'nin açılımı? Psikolojik danışmanlık ve rehberliktir. Zaten ülkemizde daha sonraki zamanlarda psikolojik danışma ve rehberlik programlarının özellikle özelleşmesiyle, daha da detaylandırılmasıyla birlikte her öğrencinin gelişim dönemlerine özgü değerlendirilmesi başladı. Evet, ne güzel. Benim zamanımda yoktu mesela. Rehber öğretmen de benden bir sonraki jenerasyonla geldi galiba. Güzel bir şey. Evet. Danışabileceği bir şey olması, öğrencilerin biri olması, değil mi? Evet, yani her öğretmen, ben hep diyorum, her öğretmen aslında rehberdir, yol kesinlikle gösterendir. Tabii ki. Kapıdan girdiğiniz anda aslında her eğitim öğretim kurumunda herkes size ışık tutmaya çalışıyor. Hı-hı. Yani kayıt kabul biriminden halkla ilişkiler birimine, muhasebe birimine kadar herkes size bir, hı-hı, fayda sunmaya çalışıyor. Ama herkesin ayrı bir profesyonellik alanı var. Tabii ki. PDR programı da dediğimiz aslında şudur. Dört boyutta ele alınan programdır. İşte bireysel rehberlik, grup rehberliği, destek hizmetleri, sistem desteği dediğimiz ve müdahale hizmetleri dediğimiz ayrı boyutlarda ele alınan programlardır. Her coğrafyaya özgü, her öğrencinin kişisel yeteneklerine ve potansiyeline özgü ayrı ayrı değerlendirmesi, her koşulda onun içinde bulunduğu ortama göre ona fırsatların sunulmasını, hı-hı, sağlayan bir yapıdır. O yüzden de gerçekten önemli. Hepimiz bunu görüyoruz. Gözde Hanım, peki nasıl bir yol izliyorsunuz? Yani bir bebeğe doğru uyumayı nasıl öğretiyorsunuz? Bana çok imkansız gibi geliyor. Evet, birçok anne, ki bana da çok imkansız gibi geliyordu. Ben de kendi evladıma eğitim verirken çok zorlandım. Yani hiç uyumadığı için bu süreci nasıl başarabilir, çok endişeliydim. Şöyle, bunun için bir ön çalışma yapmak gerekir. Yani ailelerden ben bilgi formları istiyorum. Hayat yaşamlarıyla alakalı, aile dinamikleriyle ilgili bir yapılarının nasıl olduğunu öncelikle öğrenmem gerekiyor ki hem çocuğa yönelik hem aileye yönelik bir çalışma yapabilelim. Bu aşamalarla aslında gerçekleşebiliyor. Burada 3 aşamadan oluşuyor uyku eğitimimiz. Birinci aşamamız kesinlikle hazırlık aşaması dediğimiz nokta. Aslında burada yapmamız gereken şey çocuğa travma yaratmadan, korku yaratmadan, uykudan çekindirmeden, uykuyu sevdirerek öğretebilmemiz. Bunun için de anne nasıl uyutuyorsa aynı desteklerle uyumaya devam edebiliyor. Hı hı. Ama burada işte yatağında yatmıyorsa eğer çocuğumuzu yatağını alıştırmaya, işte oda ayırmak istiyorsa aile oda ayırmaya, uyku saatleri çok düzensizse eğer ilk temelini bununla alıştırmaya başlıyoruz. Sonrasında yavaş yavaş yöntemler uygulayarak, tabii ki de her çocuğun süreci, yapısı çok farklıdır. Hepsi biriciktir. Bunların çocuklarımızın yapısına göre bir yöntem uygulayarak yavaş yavaş desteklerimizi azaltarak, dediğim gibi güvenle, sevgiyle, annenin babanın temasıyla birlikte ilerliyoruz burada. Kesinlikle çocuğu ağlamaya terk etmek gibi bir çalışma stilim yok. Kendim de bir anne olarak böyle bir yöntem öyle yapanlar var mı? Tabii ki. Normalde 1970'li yıllarda aslında bu uyku eğitimi, hı-hı, keşfedilmiş. Ülke dışında, yani yurt dışında. Ama bizlerde bu daha yeni yeni aslında yayılmaya, evet, başladı. Eskiden insanlar işte çocuklarını bırakıp odada terk edip çocuk ağlay ağlay artık yorgunluktan uyuyordu. Zaten uyur yani. Evet, evet, yani 2 saat, 3 saat bana bazı aileler geliyor. Böyle bir vakayla karşılaşıyorum ve çok üzülüyorum. Lütfen uyku eğitimi dediğimiz şey sevgiyle olmalı, güvenle olmalı. Aynen. Doğru kişiyle çalıştığın zaman gerçekten çocuklarımız uyuyor. Öyle oluyor. Murat Bey, bir alıntı yapacağım. Evet. İnsanların artık dürüst ve samimi olduğuna inanmamak, her şartta insanlara güvenmemeyi tercih etmek, hayat yolculuğuna hep her an tuzağa düşebilirim düşüncesiyle devam etmek, başımıza gelen en kötü olaylardan daha katlanılamazdı. İnsanların komple güvenini yitirdiğini mi düşünüyorsunuz genel olarak? Şöyle, şimdi çok basit, sabahleyin işte sokağa çıktığımızda acaba bize Allah korusun araba çarpabilir mi? Hı. Ya da işte acaba yürürken kafama bir şey düşebilir mi, hı, diye düşünmüyoruz. Bunu düşünerek eğer yaşıyor olsaydık herhalde su bile içemezdik. İmkansız. Su boğazıma kaçıp olabilirim bile. İnsan ilişkilerinde de bu böyle bence. Yani biz bir arkadaş edinirken, ne bileyim işte bir sosyal bir ortama girerken, bir insana severken, aşık olurken, evlenirken, tabii ki de ayrılmak, işte başımıza gelebilecek olası kötü şeyleri düşünmeden, hı hı, bunu yapıyoruz ama
Maalesef her geçen zaman gün, içerisinde de kaybediyoruz aslında bir şeyler yaşadıkça herhalde. Evet, her geçen gün iyi olmaya gayret eden, iyi olmaya direnen tarafımız maalesef galiba biraz yenik düşmeye başladı son dönemlerde ki ve ister istemez yani bu güvensizliğin de getirdiği böyle bir artık iyi olmaktan vazgeçme. Korku, asosyalleşme. Bundan sonrası da bence kötü olmayı tercih etme olur ki işte bence buradan yapmayın. Şimdi bir ara vereceğiz. Kendi fikrimi söyleyeceğim. Kısa bir aradan sonra buradayız. Sofitel Otel'in sunduğu Özge ile Kahve Bahane devam edecek. Sofitel Otel'in sunduğu Özge ile Kahve Bahane devam ediyor. Ben de mesela diyorum ki hepimiz bir sürü şey yaşıyoruz. Hepimiz kandırılıyoruz, üzülüyoruz, kalbimiz kırılıyor, hata yapıyoruz falan ama ben de diyorum ki mesela bazen kötüyü de dönüştürebiliyorsun güvendiğinizde. Hı-hı. Değil mi? Yani doğru. O da var aslında insanın doğru içinde de olabiliyor. Bu zaten romanın bütününde bu söz romanın bütününde ele alındığında aslında her daim iyi olmayı, iyi kalmaya direnmeyi romanın bütününde onu anlatıyor kesinlikle. Yani. Yazar olmak isteyen gençlere ne önerirsiniz? Gençlere ya da yaşı ilerlemiş olanlara fark etmez. Yani tabii ben mesela başka tavsiyeleri değerlendirerek düşünerek yazar olmadım. Önce onu söyleyeyim. Hı. Ama sondan başa baktığımda şunu söyleyebilirim. Öncelikle yazarlığa kavramsal olarak belki de yazarlığı bir kişi olarak düşünerek bir bakmak lazım. Yazarlık nedir? Kimdir? Nasıl bir düzene, disipline ihtiyaç duyar? İşte ünlü yazarlar mesela nasıl hayatlar yaşıyorlar? Nasıl yaşıyorlar? Aynen değil mi? Evet. Mesela ben derim yazar olmak isteyen önce mesela şiir yazarken mi kendini rahat hissediyor? Hmm. Öykü yazarken mi? Deneme yazarken mi? Önce bunlara baksın. Diyelim ki buldu. Çok iyi deneme yazıyor. Önce sabah yazsın. Sonra öğlen yazsın. Sonra akşam yazsın. Günün hangi saati daha verimli oluyor onu keşfet. Kendini tanısın aslında. Aynen değil öyle. Mi? Yazarlıkla kendini, arasında yazarlıkla bir kahve içmeye, çay içmeye çıksın aslında. Yani yazarlığı tanısın. Ne güzel. Dört etsin evet. Bunu yazarlığı tanısın. Güzel söylediniz. Tuna Hanım, doğru taşları nasıl seçiyoruz peki? Bir de bizi nasıl şifalandırıyorlar? Evet, bunu anlayabilmek için önce spiritüel anatomimizi tanımamız lazım. Spiritüel anatomi derken artık bizim de lisanımıza girmiş olan çakra, meridyen ve aura sistemini iyice bilmek gerekiyor. Aslında 12 tane çakraya sahip varlıklar olmamıza rağmen bu boyutta yaşadığımız üçüncü boyut dediğimiz madde, mekan ve zaman boyutunda 7 çakrayla çalışıyoruz. Ve her bir çakra birer enerji kapısıdır, enerji portalıdır. Burada enerji dediğimiz zaman ses, renk, ısı ve elektrikten bahsediyoruz. Hı hı. Bu taşların da hem rengi var, hem ısısı var, hı, hem sesi var. Çünkü biz bir taşın bize enerji verip vermediğini 5 duyumuz da algılıyoruz. Hı hı. Genelde şöyle hadi bir tane alayım mı? Tabii. Genelde şöyle bir yanılgı içindeyiz. Hmm. Acaba elimde hissedebilecek miyim diye. Sadece elimizle hissetme diye bir şey yok. Hmm. 5 duyumuz dediği zaman belki de koklayarak hissedeceğiz. Belki de işiterek hissedeceğiz. Hmm. Belki de bir tadarak hissedeceğiz ve görseli var. Peki nasıl şifalandırıyorlar bizi? Şimdi bunlardan yayılan bir elektromanyetik alan var. Bir elektrik alanı var. Çakralarımızın üstüne koyduğumuz zaman, bu 7 bedenin üzerine yerleştirdiğimiz zaman buradan yayılan enerji bizim titreşimsel bedenlerimiz yani aurayı oluşturan 7 katlı bedenimize foton yüklemektedirler, enerji yüklemektedirler. Dolayısıyla hastalığı daha rahat atlatabilmek, yani geleneksel tıbbın önerdiği ilaçların yanı sıra destekleyici bir terapi olarak terapi sözcüğünü de kullanmak istemiyorum çünkü bizim işimiz terapi değil, şifadır. Dolayısıyla titreşimsel bedenlerimize yüklediğimiz fotonlarla iyileşme oluyor. Peki nasıl seçiyoruz taşı? Taş mı bizi seçiyor? Aslında, aslında şöyle diyelim, bir taş dükkanına girdiğiniz zaman sizden yayılan bir nota vardır. Yani hani dedim ya enerjinin içinde bir ses enerjisi vardır. Hı-hı. Bu ses enerjisini taşlar algılar. Hı-hı. Ve der ki bu bayanın şu ben veya başka bir taşın enerjisine ihtiyacı var ve size uzaktan göz kırpar. Yani hissederiz aslında onu. Aslında hissederiz. Ama bir uzmanla sizin gibi seçsek taşımızı tabii daha mı iyi?
Şimdi ben genelde şunu söylerim. Burada derim 300-350 tane taş var. Lütfen bakın. Hmm. Bir de tepsi verilmelerine. Hangisi size göz kırpıyor? Hmm. Tabii ki bunları... Kırpmış. Bu mu kırptı? Bu neymiş? Bu akik. Akik'in karnelyan dediğimiz bir çeşididir. Çok değerli ve çok şifa veren, enerjisi çok yüksek olan bir taştır. Yaratıcılık potansiyelinizi artırmak için yardımcı olan, destek olan bir taştır. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bunun enerjisine ihtiyacınız var diye seçtiniz. Hı-hı. Aslında biz çalışmalarımızda ihtiyacınız olan taşın yanı sıra, yani beğendiğiniz taşın yanı sıra beğenmediğiniz taşı da seçin derim. Çünkü bazen ay bu beni çok itti gibi bir şey söyleriz. Ay hiçbir etmedi. Hepsine ihtiyacım mı var benim, ne olur. İşte o taşı mutlaka almanızı öneriyoruz. Çünkü piramit de çok sevdim ben. Evet. Çünkü şöyle bir yaklaşımda bulunuyoruz. Diyoruz ki o taşı ittiysen senin içinde kabule gelmediğin bir yan var. Hmm. Ve sen o kabule gelmediğin yanı ittiğin için o taş sana aynalık yapmaktadır. Ha. Ve o taş sana diyor ki beni kabul et ki içindeki o kabul etmediğin yanı kabul edesin ve tamlanasın diye. Tamam. Aslında bizim yaptığımız spiritüel bir psikoterapi diyeceğim. Hı-hı, taşlarla doğru. İnsanın kendini bilme, doğru. Kendini tanıma yolculuğu içinde destekleyici. Evet, onlar da bizim yardımcılarımız. Evet. Şebnem Hanım, bir öğretim kurumunda neden PDR'ye ihtiyaç duyarız? Ne sağlar bize? Şöyle, şimdi demin de ilk girişte bahsettiğimiz üzere her çocuğun kendine özel gelişim özellikleri var dedik. Yani aslında kimin neye ihtiyacı olduğunu siz PDR programlarıyla, PDR servisiyle daha rahat bir şekilde belirleyebiliyorsunuz. Hı-hı. Size ihtiyaçla geliyor öğrenci. Aslında bir yardım talebiyle geliyor. Ne gibi şeyler oluyor mesela, onu merak ediyorum. Ne soruyorlar size? Şöyle, genelde eğitim öğretim ortamında ele alınan belli başlı konular var. En sık benim karşılaştığım, ben kurs merkezinde olduğum için akademik mesleki sıkıntılar. Aynen öyle. Mesleki ve eğitsel rehberlik alanında özellikle yoğunlaşan konular. Meslek, kariyer belirleme. Daha sonra kendi kişisel gücünü keşfetme. Yani hani envanter sistemleriyle öğrencinin belirlediğimiz gizli yetenek diyoruz. Gizli yeteneklerini keşfettiğimiz alanlar. Öğrenci genelde şunu söylüyor geldiği zaman. Benim bir kararım var, evet, birkaç seçenek belirledim. Ancak bu seçeneğe giden yolda nasıl bir alternatif kendime belirleyeceğimi bilmiyorum. Siz bana daha farklı alternatifler gösterin ki biz de daha mantıklı bir şekilde ilerlemiş olalım. Size aslında bunu söylüyor. Siz de onunla birlikte ona... Hani derler ya balığı direkt yedirme, balık tutmayı öğret diye. Siz de ona balık tutmayı öğretiyorsunuz aslında. Ona birkaç harita, yönerge çizip o yönergelerden doğru yol almasını sağlıyorsunuz. Aslında belki kendinde göremediği bir şeyi fark ettiriyorsunuz diyebilir miyiz sorduğunuz sorularla tabii. Ya da programlarla? Evet, aynen öyle. Hani bu aslında demin bahsetti Murat Bey de yazarlıkla alakalı da hani... Belli dönemlerde kendimizi daha çok keşfederiz. Bir pandemi süreci geçirdik. Evet. Özellikle biz eğitim öğretim ortamında bu pandemi sürecinden sonraki sıkıntıları en belirgin yaşadığımız ortam. İşte rehberlik servisi aslında özellikle bu gibi kritik dönemlerde daha da fazla önem kazanıyor. Çünkü öğrenci sadece eğitim öğretim ortamında sizden akademik bir başarı beklemiyor. Geldiği zaman size şunu söylüyor. Özellikle kendi öğrencilerimden yola çıkıyorum. Şunu diyorlar. Hocam biz buraya başarı için gelmedik. Yani evet şu an bir kurs merkezimiz ama benim size anlatacak o kadar çok şeyim var ki. Çünkü ben bunu aileme anlatamıyorum. Bir şey de tabii ki psikolojik danışman olduğunuz için aslında onların rahatlamasını, stresten arınmasını da sağlıyor değil mi bu danışmanlıklar? Tabii. Evet. Yani ve size şunu söylüyor. Ben sizinle her şeyi paylaşabilirim. Güzel. Size bu mesajı veriyor. Güzel. Diğer branş öğretmenlerimiz de yine aynı şekilde biliyorsunuz. Her kurumda bir sınıf tabii öğretmenliği ki. Sistemi de var. Ama sizden beklediği seçenekler çok farklı. Çok farklı. Siz gözünde daha farklısınız çünkü. Güzel bir şey, aynen olması gereken bir şey. Gözde Hanım, uyku eğitiminde yanlış bilinenler nelerdir? Mesela işte ne bileyim
kundak mı, ayakta sallama mı? Yok, bunu zaten nedir? Açıkçası bu süreç ister istemez giriyoruz. Çünkü kolik bebeklerimiz olabiliyor. Yani ben kendim de bir yaşadığım için asla sallamayacağım dediğim noktalar oldu ama doğumdan önce doğumdan sonrası var bu işin. Kolik olduğu için benim evladım sürekli sallayarak uyutmaya yöneldik ama bundan ziyade yanlış bilinen şeyler işte gece daha iyi uyuması için gündüz uyutmuyorlar. Yani bazı anneler geliyor, gündüz uyumasın, gece daha rahat uyur. Bu tamamen yanlış bilinen bir şey. Çünkü öyle mi? Çocuğun daha çok yorgun olmasına sebep oluyor. Yani uyutmadığınız zaman çocuk yorgunluktan artık strese giriyor ve stresten dolayı uykuya geçmesi daha zorlaşıyor. Zorlandığı için de uyku hiçbir şekilde istememeye başlıyor. Ben bile yani. Bu yaşımda çok yorgun olduğumda evet. Daha zor uyuyorum mesela. Evet, evet, kesinlikle. Yani uykuya geçişlerimiz yorgun olduğumuz süreçte de daha zorlaşıyor ve bunu sürekli yaptığınız zaman çocuk artık uyku istememeye başlıyor. Bu büyük bir problem olabiliyor. Onun dışında işte sesli ortamlarda uyutabilirsin. İşte sese alışsın. Ama bu tamamen yanlış bir algı. Çünkü çocuğu bizler nasıl gecenin bir yarısında sessiz olmalarını istiyorsak çevremizdeki insanların çocuğumuzu da aynı beklentiyi yapmamız gerekiyor. Yani aynı ortamı sağlamamız gerekiyor. Çünkü uyku dediğimiz şey saygı isteyen bir süreçti. Onun da kendi odası, kendi yatağı, sakin bir ortam yaratmakta fayda var. Fayda açıkçası. Var kesin. Birçok nokta var tabii ki. Bununla ilgili ama bunlar en genelleri herhalde. Evet evet. En genel olanlar bunlardır. Bunlar. Murat Bey, neden roman okumalıyız? Özellikle tür olarak mı roman okumalıyız? Neden roman? Yok, aslında bütün romanlar yani tür fark etmeksizin tabii kendimiz yakın hissettiğimiz az önce taşlara duyduğumuz yakınlık gibi kendimiz yakın hissettiğimiz romanlar olabilir ama bence roman okumanın en güzel tarafı insanlarla empati kurmaya öğrenebilmek, insanları tanımak. Çünkü başkasının hikayesi başkasının belki daha yakın mı geliyor bize? Başkasının içinden geçenler, başkasının kusurları, başkasının aklından geçen kötülükler, fesatlıklar, iyilikler. Yani insanları tanımak için, çünkü her ne kadar dijital bir çağda da yaşıyorsak, olabildiğince çok fazla insanı tanımak. Her şeyden önce insanın ruh dünyasına, hep hayalimiz nedir? İnsanların zihnini okumak, psikolojisine girmek değil mi? İşte romanlar bize bunu çok rahat sunuyor. Çok o yüzden bence empatiyi arttıracak ve olabildiğince daha fazla insan tanıyıp artık insanlarla alakalı hayret etmemeye ve kabul etmeye faydası olacak bir şey roman daha okumak. Daha mutlu edecek bizi roman okumak diyorsunuz. Çok da haklısınız bence. Tuna Hanım, kristal gridler nedir? Taş düzenekleri. Şimdi benim kitabımın konusudur bu. Kristal gridler şu anlama geliyor. Evrene baktığımız zaman bir geometri görüyoruz. Yani hayvanlara da, bitkilere de, insanlara da baktığımız zaman ve bir altın oran kavramı var. Bu altın oran sadece insan bedeninde değil, yani şu gözümüzden şuraya kadar veya kolumuzdan şuraya kadar olan uzaklık değil. Aynı zamanda başımıza gelen hadiselerde de bir altın oran matematiksel hesaplaması vardır. Bu geometriye baktığımız zaman Platon'un, filozof Platon'un beş cismini görmekteyiz. Hatta daha da derin cisimler görüyoruz. Kristallerin iç yapılarına da baktığımız zaman bir geometrik yapıdan oluştuklarını görüyoruz. Dolayısıyla evrenin yaratılışında Tanrı'nın kullanmış olduğu geometriler, ki bunlar karedir, üçgendir, işte dodekahedronlardır, on yüzlüler, on iki yüzlüler. Bunların, bu şablonların kristallerle bir araya gelerek geniş bir enerji alanı yayılmasına kristal geometri adını veriyoruz. Yani kristallerle kutsal geometrinin evliliği bir araya gelmesi ve çok geniş, yani bir tek taşın şu taşın yaymış olduğu enerjiden çok daha geniş bir enerji alanının yayılmasına neden olan bir çalışmadır. Peki bu taşlar beraber kullanılabiliyorlar mı? Kendi aileleri içinde, yani diyelim ki bir kuarts grubu en önemli gruptur ve şifa veren, bize en yakın olan grup silisyum dioksitten oluşan bir gruptur. Ve bizler de doğaya baktığınız zaman silisyum odaklı varlıklar olduğumuzu görüyoruz. Dolayısıyla silisyum içerikli taşları bir arada kullanmak faydalı. O zaman işte uzmana danışmakta fayda var yine diyelim. Şebnem Hanım, bir psikolojik danışmanlık ve rehberlikle ilgili eğitim kurumlarında neler yapılabilir, neler farklılaştırılabilir? Şöyle, benim özellikle pandemi sürecinde, geçen sene biliyorsunuz özellikle uzaktan eğitim gündeme geldi ve uzaktan eğitimle öğrenciler
çok farklı bir deneyim yaşadılar aslında. Bu sene de bunun avantajlarını da yaşamaya devam ediyoruz. Dezavantajlarını da öğrencilerde görüyoruz. Ne yazık ki. Bu süreçte ben de şöyle bir yol kat ettim aslında. Evlerde olduğumuz süreçlerde biz yine örgün eğitime de, yüz yüze eğitime de elimizden geldiği kadar devam ettik. Ancak bu süreçte özellikle süreç tasarımları oluşturdum. Hı hı. Yani süreç tasarımları dediğimiz şey şu. Bildiğiniz normal tasarımların katalog gibi düşünün, hı hı. Katalog tasarımları gibi düşünün. Sınava az bir süre zarfında sınava ne kadar süre kaldığının farklı rehberlik konularıyla birleştirilmesi. Hmm, anladım. Bu tarz program gibi şeyler yani. Aslında program, ders çalışma programı gibi değil de örnek veriyorum size, verimli ders çalışma yolları, hmm. öğrenme stilleri. Hmm. Bu gibi rehberlikte temel konular hmm. vardır. Bu konuları süreç tasarımıyla birleştirdim. Hmm. Bir öğrenciye sadece sınava 10 gün kaldı, 15 gün kaldı dediğiniz zaman öğrenci de siz ister istemez kaygı oluşturuyorsunuz. Ah, tabii ki. Ama onun ilgisini çekecek bir konu başlığıyla birleştirdiğiniz zaman, aa evet bu süre zarfında ben bunları da yapabilirim diyor öğrenci. Hmm. Evet bu kadar zaman kaldı. Bu zaman yönetimi noktasında bunları da dikkate alırsam daha hmm. etkili bir yol kat edebilirim. Bir motivasyon yöntemi aslında gibi bir şey yaptınız. Evet, güzelmiş çok. Öyle. Çünkü çok büyük bir stres yaşıyorlar. Hmm. Sizlere çok ihtiyacımız var. Benim de bir yeğenim olduğu için 13 yaşında çok yakın yaşıyorum. Allah hepsine zihin açıklığı versin. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Ben de yeni şeyler öğrendim sizden. Mutlu oldum. Özge ile Kahve Bahane'nin bugünlük de sonuna geldik. Yarın yine görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Otel Özge ile Kahve Bahane'yi sundu.